Derse hoş geldin. Şimdi seninle birazcık tahmin edeceğiz. Yani düşüneceğiz, tamam mı? Düşünerek hareket edeceğiz. Anlaştık mı? Ben sana soracağım. Önce sen cevap ver. Sonra beraber hareket edelim. Tamam mı? Şimdi diyelim ki sen ve annen beraber markete gideceksiniz. Markete giderken evinizin arasındaki mesafeyle marketin arasındaki mesafeyi neyle ölçersin? Neyle? Adımla, değil mi? Evet. En mantıklı, değil mi? Zaten yürüyorsunuz, yoldasınız. Adım atıyorsunuz. Bu şekilde ölçebilirsiniz, tamam mı? O zaman size göre markete gittiğiniz zaman kaç adımda gidiyorsunuz hesaplayın. Peki tahminen kaç adımda gidiyorsunuzdur? Ben mesela bir 30 adımda gidiyorumdur markete. Bize çok yakın market çünkü. Sen kaç adımda gidiyorsundur? Düşün, tamam mı? Şimdi buna bakalım. Mesela buradaki bu çubuğu görüyorsun. Ben bu çubuğu mesela neyle ölçsem en mantıklı olur? Parmakla ölçeyim mi? Böyle tek tek. Biraz uzun sürüyor, değil mi? Peki ondan sonra ne yapabilirim? Karışla deneyelim. Ne yapıyorum? Küçük parmağımla baş parmağım arasındaki mesafeyi açıyorum iyice böyle ördek. Koydum bir karış. Tekrar buraya geldim. İki karış. Demek ki bu çubuk benim iki karışım kadarmış. Peki senin kaç karışın kadar olabilir bu? Aferin. Devam edelim. Sizce bu kalem kaç parmak genişliğindedir? Evet, parmak dedim bak. Ne yapıyorsun? O zaman parmağınla tek tek. Parmağını koyuyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benim mesela 11 parmak genişliğindeymiş. Ama senin parmağın benim parmağımdan daha küçük olduğu için farklı çıkacaktır, değil mi sonucu? Hı hı. Peki buna bakalım çocuklar. Bunu neyle ölçelim? Sizce bu kaç karış? Benim kaç karışım? 1 mi? 2 mi? Kaç? 1 mi diyorsun? Peki bakalım. Burada koydum bak yine. En uca kadar getiriyorum. Evet. Yaklaştık. 1 karış kadar. Buradaki oyuncak bebek. Biz bu bebeği neyle? Karışla ölçebilir miyim bakayım? Benim karışım da küçük mü kalıyor çocuklar? Şuradan şuraya bak. Görüyor musun? Bir karış kadar. Devam edelim. Evet çocuklar. Sizce bu kalem tıraş kaç parmak genişliğinde? Parmak bak. 3 mü? Çok sanki. Düşün biraz daha. Peki bir bakalım. Hesaplayalım. 1, 2. Benim 2 parmak genişliğimdeymiş. Sen de bak evde benim gibi ölç, tamam mı? Sizce kaç karıştır? 3 mü? 4. Eh yani. Bakalım bir. Aa, tam da benim 1 karışım kadar, görüyor musun? Tam 1 karışım kadar. Ya senin acaba kaç karış olacak? Sen de hesapla evde. Kalemine bak sen de. Tamam mı? Evet. Peki bu küçük tahta mı? Gülen surat sizin için. Bu küçük tahtayı neyle ölçerim? Parmakla mı? Karışla mı? Kulaçla mı? Ya da şöyle sorayım. Kaç parmak genişliğindedir? Bir. Sen önce söyle. 5 mi? Olabilir. Bakalım. O tahmin ediyorsun sonuçta. Doğru veya yanlış. Ama düşünerek tahmin et. Yani acaba kaç parmak olur diye düşün. Tamam mı? Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parmak genişliğindeymiş. Evet. Mandal. Sence bu mandal kaç parmak genişliğinde? Tahminleri alayım önce. 7 mi? Ne yaptın? 1 mi?
belki. Merak ediyor musun? Ölçelim mi? Tamam, ölçelim. Bir, iki, iki parmak genişliğindeymiş. Çok mini minnoş bir şey. Bunu neyle ölçeceğim? Ben bunu böyle kulaçla ölçebilir miyim? Ölçemem değil mi? Küçücük bir şey bu. Neyle ölçeceğim? Parmakla. Peki sizce bu kaç parmak genişliğinde? Yorumlara yaz. Yorumlara yaz. Bak. Ölç, bana yaz. Tamam mı? Peki buna bakalım. Ben bunu karışımla ölçebilir miyim? Karışım fazla geldi. Neyle ölçerim o zaman? Bir küçüğüne gideyim. O zaman parmakla. Değil mi? Peki ben bu odanın duvarının çocuklar uzunluğunu neyle ölçerim? Kulaçlarımla değil mi? Kaç kulaç olduğunu önce düşünürüm. Derim ki Canan tahmini burası 10 kulaç uzunluğunda. Giderim tek tek. Oh böyle. Böyle giderim. Giderim sonuna kadar. Ta ki ölçümü bitirene kadar. Bu şekilde her şeyi bitirdik. Hiçbir şey kalmadı. Her şeyi ölçtük. Evet çocuklar. Görüşürüz bir sonraki ders. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.